Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Bugün şöyle kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklara hoş bulduk anneciğim. Bugün orucumuzun ilk günü bu arada. Çok çok heyecanlıyız. Bu arada sahuru çekmedim. Çünkü biz genelde sahur yapmıyoruz. Yani bir su, bir hurma ya da muz öylelikle kapatıyoruz. Çok fazla bir şey yiyemiyoruz. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bakalım ilk gün bu arada nasıl geçecek? Dün pizza yapmıştım. Bu şekilde şöyle çocuklara ayıracağım şimdi kahvaltıya. Onlar yememişti. Onlara sulu köfte yapmıştım. Şimdi kahvaltıda şöyle birazcık yerler. Hemen onların kahvaltısını hazırlayayım. Ondan sonra işlerimize koyulalım. Evet, çok var anneciğim. Evet, çocukların kahvaltısı bu şekilde hazır arkadaşlar, bakın böyle oldu. Mihra çubuk peynirini bir tane anca yer, o yüzden ona genelde bir tane koydum, bir de bitsin diye artık şöyle Eymen'in de geri kalanını koydum. Domates, salatalık. Mihra salatalık genelde yemez ama bazen böyle bir iki ağzına attığı oluyor. Hani ne olur ne olmaz diye yine koyuyorum, belki ister diye. Bu şekilde şimdi kahvaltılarını yapsınlar. Mutfağımı tertemiz yaptım arkadaşlar. Zaten burada görüyorsunuz. Şimdi çıktım verandaya. Dün burada biraz temizlik yaptık. Bütün şu minderleri ben yıkamaya atmıştım. Onları taktık. Şu bütün bahçe mobilyaları tertemiz yapıldı arkadaşlar. Şu mangal yeri de tertemiz yapıldı. Şu mangalın altındaki dolaplar temizlendi. Zaten temizdi. Ben dedim bir üstünden geçelim ama pek bir şey olmamış çok şükür. Şöyle tertemiz burası arkadaşlar yani. Her şey mislendi. Şurayı da göstereyim size, bakın bu şekilde. Şimdi buraları biraz süsleyelim diyorum. Bu arada yeri temizlenmedi. Sadece ne deniyor ona, fırçalı şey var ya. Fırçalı başlıklı şeyle hemencik böyle bir Burak üstünden bir süpürdü. Burası bugün böyle tertemiz yapılacak buralar. Bir moplanacak, bir su dökülecek vesaire. Yerleri tertemiz yapacağız ama ben şimdi bekleyemedim. Onu Burak yapacak. Dedim ki şöyle biraz süsleme yapayım. İlk önce göstereyim bir neler çıkardım. Bakalım daha bir şey çıkarır mıyım bilmiyorum ama şu an aklıma gelen bunlardı. Şöyle bakın bu şekilde şu yastıklarımı, bunları geçen sene de koymuştum. O yüzden tekrardan çıkardım. Buraya çok yakıştırıyorum. Yani öbür tarafa. Sonrasında şöyle birazcık vazolar, mazolar falan. Bu süsü geçen sene de yapmıştım. Şöyle bir sepetin içine. Bu arada böyle gösteriyorum ki dekor falan yaparken size de fikir olsun. Ortanca koydum bu şekilde. Bir kısmını, bir kısmını da şu yeşillerden koydum. Çok tatlı duruyor bence. Bu şekilde. Sonrasında şu vazoyu yeni aldım arkadaşlar. Afyon'da Karaca Outlet'ten aldım. Çok uyguna. Bunu zaten biliyorsunuz yine Afyon'da Karaca'nın AVM'deki outletinden almıştım uygun fiyata. Aynısını biraz daha şey böyle ortancaları koymalık modelini de bu gidişimde gördüm. Böyle çok güzel bir şey oldu. Ben böyle Blue Blank vazolarına bayılıyorum. Sonrasında şu mumlukları çıkardım. Kullanır mıyım bilmiyorum. Tekrardan böyle çiçeklerimi suladım. Suluk mu? Suluk değil kız bu. Ne bu? Çiçek sulama şeyimi çıkardım işte. Sonra şunlara bakın. Allah'ım bayıldım ben bunlara. Bu şekilde. Güzeller. Şöyle ikili bir set. Trendyol'dan almıştım. Bu şekilde. Sonra kapı süsüm. Bir tane de yeşili var. Onu ben astım. Size göstereceğim. Çok güzel oldu. Bunu da şu mangal kısmının üstüne düşünüyorum. Şu beyazlı olanı. Bir de herkesin sürekli sormuş olduğu şu çiçeklerim. Bunları geçen sene de buraya koymuştum. Biliyorsunuz çok seviyorum. Bunlar böyle fuşya rengi. Bunlar Evidea'dan bu arada. Trendyol'da da linkini bir ara görmüştüm. Bir tekrardan bakacağım. Ben böyle 4 dal almışım bu arada. Bu şekilde gözüküyor 4 dal. Beyazı falan da oluyor bunların. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Belki şu vazoya koyabilirim. Acaba çok mu olur, olmaz mı?
Siz karar verirsiniz. Ben bir yaparım bakalım. Şimdi beraber bir süsleyelim. Ondan sonra size son halini göstereyim. Tabii değişiklikler sonradan yapabilirim ama şimdilik bir minik süsleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir göstereyim dedim. Tabii daha yapılacaklar var. Biliyorsunuz ki daha buralara çiçekler yapılacak, şuralara çiçekler yapılacak vesaire. Yavaş yavaş yapacağız inşallah. Şöyle bir göstereyim uzaktan. Biraz dekor yaptım. Bu arada bakın şu çiçeğimi Ikea'dan yapay çiçek almıştım. Onu şimdi oraya koydum. Ona güzel bir saksı arıyorum. Düşmesin diye şu an bunları koyduk ama... Bunlar buradan gidecek. Olmadı bol bol çiçeklendireceğiz. Şuraya böyle çiçekler asasım var. Bir de şey gördüm böyle. Sedef gibi duruyor. Size şuraya görsel bırakayım. Böyle ses çıkarıyor. Çok güzel. Beyazımsı bir şey. Onu planlıyorum şuraya bir yere. Bir de şu an kuş sesleri duyabiliyor musunuz? O kadar güzel ötüyorlar ki. Bayılıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Burayı geçen seneyle çok benzer yaptım arkadaşlar. Çünkü çok beğenmiştim gerçekten. Dediğim gibi şey güzel oldu ama bakın. Şurada şu çiçek bir böyle yeşillik kattı buraya. Tabii buraya daha böyle rengarenk çiçekler de gelecek. Bu şekilde oldu. Bakın şöyle yastıklar. Sadece buraya örtü koymadım. O da yani koymak istemedim bu sefer. Çünkü şey oluyordu. Aralarında tabii böyle sinek minek falan kalıyor ya da böcek. Her silkelediğimde bir korkuyordum. Böyle yastık olunca daha rahat oluyor silkelemesi. O kadar korkutmuyor. Bu şekilde yaptım burayı bakın. Bence çok tatlı oldu. Yani şu anlık böyle duruyor. Biraz farklılık burada oldu. Bakın bu şekilde gözüküyor. Buraya yine geçen seneki o çiçekleri aldım. Ama ekstradan şöyle şu blue blankları biraz çoğalttım. Bence aşırı tatlı bir hava verdi buraya. Bilmiyorum çok sevdim gibi. Bakın bu şekilde yakından da göstereyim. Ama şey diyorum acaba şunlar kalsın mı yoksa çıkarayım mı? Çok mu çiçek çiçek oldu? Ama bir yandan şu renk çok hoşuma gidiyor. Çok ayrı bir hava katıyor. Ama bu vazoya da o böyle çok şey olmaz. Buna ortanca çok yakışıyor. Böyle yan yana oldular ama sanki oldu ya. Olsun değil mi? Yani... Böyle veranda çiçek böcek olsun yani. Bakın bu şekilde. Şuraya da bunları koydum. Böyle. Buradan da bu şekilde duruyor. Buradan biraz karanlık oldu. Yine şuraya geçelim. Şunlar da buradan gidecek. Orada işte ölmüş çiçekler vardı. Onları bir söktüm. Sonrasında şuraya da şimdilik böyle yaptım. Buraya işte çiçekler falan gelecek bu saksılara. Ondan sonra acaba burada annemin yapmış olduğu biliyorsunuz Almanya'dan getirmiş olduğu kaktüsler vardı. Onları da şimdilik buraya koydum. Şimdilik böyle durdu. Dediğim gibi buraya daha çiçek miçek falan gelecek. Bunlar buraya oldu mu bilmiyorum ama dedim ki şu blue blank kendine devam ettirsin. Şimdilik oraya koydum. Öyle arkadaşlar. Bu arada şurada minik yeşermeler gördüm ama bunu budamam mı lazım? Yani kesmem mi lazım şuradan?
söyler misiniz? Bakın şurada minik minik yeşermeler. Sanırım bu ortanca yine çıkacak. Belki ben bunu buradan almaya kıyamam ya. Bırakırım burada. Bunda bir şey oldu mu? Bunda şu an hiçbir şey göremiyorum. Umarım ölmezsin ya. Çünkü şey olmuştu. Ben bunun yapraklarını bıraktım arkadaşlar. Daha yeni dün o yeşermeleri görünce yaprakları söktüm. Bunu annem çok çok erkenden, kış gelmeden önce yaprakları görünce hepsini almış. Hepsini alınca da yani umarım ölmemiştir. Ölmemiştir ya. Yaşarsın, yaşarsın. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, mihramı yatırdım. Eymen buğramı da şöyle hazırladık. Bakayım bir üstüne. Wow. Eymen buğram oyun grubuna gidecek. Ona şimdi şöyle atıştırmalık hazırladım. Böyle muz, mandalina. Sonra minnacık şey yaptığım kurabiyeden bir de biraz ceviz koydum. Cevizi hani yiyor ama bir anda çok fazla yemiyor. O yüzden hani böyle az koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Dön dön dön. Mihra yapıyor onu, değil mi? Dön 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 dön. Ben de öyleyim. Evet annem. Harikasın ya. Şu muz kabı da o kadar saçma geliyordu ki eskiden bana. Ama meğerse mantıklıymış. Böyle çantanın içine muz atınca ezilebilir. Ya da bir anda kararıp büzüşüp sonra içine böyle kendini atabilir. Böylelikle hiçbir şey olmuyor. Kapatalım mı? Kapatalım. Çok güzel oldun anneciğim. Örümcek adam. Buraya basma tamam mı? Örümcek adam. Beğendin mi üstünü? Süpersin. Yardımcı olayım mı? Ya da o? Yapsana örümcek. Evet. Örümcekler çok bir şey yapar. Ne yapar örümcekler? Örümcek bize, ne yapar? Örümcekler bize ne yapar? Bize bir şey yapmazlar annem. Sadece birazcık... insan korkabiliyor örümceklerden. Mesela ben korkuyorum. Ama onlar bize bir şey yapmazlar genelde. Ama örümceklerden korkuyorum. Sen evet ben de korkuyorum biliyor musun? Ama onlar yaklaşıyoruz. Onlar da bize yapar. Yapar mı? Belki yapan örümcekler vardır. O yüzden örümcek görünce kaç. Kaçıyoruz değil mi? Vallahi ben kaçıyorum. Çok korkuyorum. Benimkiler gidiyor arkadaşlar. Bakın şöyle şuradaki kapı süsünü de göstermek istedim. Buraya harika oldu ya. Bayıldım. Çok güzel. Şurayı da hatta bugün Burak ön tarafı yıkarken şuraya da bir su tutacak. Güzelce de temizleyeceğiz. Bu şekilde oldu. Buradaki kapı süsüm de. En yakışan bunlardı. Böyle. Kızların ikisi de uyudu arkadaşlar. Böyle iftar için ne yapsam diye düşünürken şunu yapacağım sanırım. Bunu ilk kez yapacağım bu arada. Almanya'da belki bilenler bilir ama ben hani görüyordum ama hiç yapmadım. Annem de iki paket getirmişti bana ama dediğim gibi hiç yapmak nasip olmadı. Burak da çok merak ediyordu. Bunu yapacağım bugün. Bir internete de bakacağım nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar. Farklı türde de yapıyorlar mı? Şöyle kıymamı çıkardım yine de. Bakalım bunu yapacağım. Yanına da güzel bir salata, bir de bir çorba. Oh, sulu köftem var. Bunu muhtemelen iftara yakın yaparım. İftar saat 7 gibi açılıyor. 7 gibi de çocukları yatırıyoruz biz. O saatte yemek yemiyorlar. Onlar yatmadan 1 saat öncesinde, 1,5 saat öncesinde çoktan yemiş oluyorlar. Yani tam yatma saati yemelerini de istemiyorum. Sulu köftem var. Onlara onu yedireceğim. Yanına da bir hayvancıklı sebzeli makarna vardı ya, ondan yaparım diye düşündüm. Böyle güzel bir menü olur onlara. Bize de bundan yaparım. Kalırsa yarın öğlende çocuklar yer inşallah. Dediğim gibi bize bundan çorba. Çorbayı erkenden de yaparım. Mihra Aksa falan hani Eymen Burak gelince öğlende içerler.
Ondan sonra akşama bu ve salata bitti. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle domates çorbası hazırladım. Ben içine şu Frühlingskräuter'dan koyuyorum. Bunu ben size göstermiştim. Almanya'da satılıyor ama o kadar güzel bir lezzet katıyor ki domates çorbasına. Şimdi ondan koydum. Çorbam hazır. Bayağı da sıçradı hazırlarken. Salçasını falan kavururken. Evet. Neyse. Domates çorbam hazır. Mihro şimdi uyanınca içer. Eymen burada. Oyun grubundan gelince içer. Akşam yemeği içinde zaten demiştim, çocuklara sulu köfte var. Şöyle sebzeli, tereyağlı makarna yaptım. Böyle hayvancıklı makarna. Çok seviyorlar bunu. Yanına da yoğurt. Onlar öyle yer. Çorbayı biz de içeriz akşam iftarda. Bir de o yemeği yapacağım salatayla. O kadar. Şimdi belki harcımı hazırlayabilirim. Çünkü onun soğuması falan sıkıntı değil. Harcı hazırlarım. Akşama da birleştiririz beraber. Normal bir harç yapacağım bu arada. Normal soğanı kavuracağım. Kıymamı ekleyeceğim. İşte istediğiniz sebzeleri ekleyin. Ben işte yeşil biber, kırmızı biber, havuç eklerim. Salça ekliyorsunuz, kavuruyorsunuz. Biraz su. Sonra baharatlar. Bitti. Bu şekilde. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Mihoş'um yanımda, görüyorsunuz. Şimdi katı bir beşamel sos hazırladım. Şunu şöyle alt tabanına yayıyorum. Bunu böyle biraz erkenden hazırlayıp iftara yakın fırına da verebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Çünkü tam o saatte çocukların uyku vakti de geliyor ve Meyra asla durmaz. Saat 7 oldu mu? O yüzden muhtemelen ağzıma bir iki bir şey atıp suyumu içip hemencik Meyra'yı yatağına gideceğim. Burak da o sırada diğerlerini zaten öncesinde hazırlar, sadece yatağa yatırır. Ondan sonra iyice iftara geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Tam şu an o saate denk geliyor çünkü. Şimdi şöyle harcımdan bunu içine dolduruyorum arkadaşlar. Altına da şöyle şey, kaşık gibi bir şey tutuyorum. Kimisi sıkma torbası gibi bir şey boşaltıyor ama şu an sıcak. O yüzden sıkma torbasına boşaltmıyorum. Şöyle. Sosunu biraz süzerek yapıyorum. Sosunu en son şey yapacağım. Üstüne dökeceğim. Bakın bu şekilde. Ay çok güzel. Çok da zor değilmiş ya. İyice çözünce de iyice pratik olur. Şöyle bakın. Biraz süzüyorum. Çünkü sosunu dediğim gibi en son üstünü dökeceğim. Ki bu üst, şuradaki hamur pişsin. Bazı şeyler var. Mesela lazanyada da kimisini öncesinden bir pişirmeniz gerekiyor ama bunda pişirmeniz gerekmiyor. Öyle yazıyor yani, üstünde pişirmenize gerek yok diyordu. Ben de o sebepten dolayı ekstra bir pişirme yapmadım. Bir şey kalırsa da sıkıntı değil. Onu da yarın karnıyarık yaparız. Neden olmasın değil mi? Şöyle dolduruyoruz içlerine. Şimdi ben hepsini doldurayım. Arkadaşlar şöyle bir yöntem keşfettim. Öyle daha pratik oluyor. Şöyle dik bir şekilde borcama koyuyorum. Direkt ben şöyle şey yapıyorum. Biraz kenara gelsin, sıkıntı değil. O kadar da şey yapmayalım yani. Şöyle dolduruyorum. Mihrucum da beni izliyor. Söyle bakayım, güzel uyudun mu? Çorbasını da içti. Ablaları, teyzeleri, abileri. Abi de. Abi mi gelse? Özledin mi abiye?
arkadaşlar şu an çok acayip acayip gözükmüyor ama şöyle söyleyeyim. Ben hepsini doldurdum. Sonrasında burada bayağı sostan üstüne döktüm. Birazcık kıyma harcından da gelmiş oldu. Bir şey olmaz. Sonrasında beşamel sosu bayağı her yerine yedirdim arkadaşlar. Kaşar koyacağım ve fırına vereceğim. İftar saatine yakın. Yanına da dediğim gibi salatamı yapacağım. Şurada biraz kıymamız kaldı. Onu olmadı. Çocukların makarnasına eklerim. Çünkü çok fazla değil. Onu da oraya eklerim ve bitmiş olur. Evet, bu şekilde. Hadi bakalım. Burak Eymen Buğra'yı getirdi. Şimdi ne yapacağız? Meyram'ın ek gıdası için hazırlıklara başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk önce bütün kapakları çıkarayım. Aslında tatil öncesi doktorumuz başlayabilirsiniz dedi ama tatilde şey istemedim dedi ona. Yani böyle aksamasın istemedim. Bir de rahat olalım istedim. O sebepten dolayı tatil sonrasına bıraktık. Şimdi Minnoşum'un yoğurdunu mayalayacağım. İlk önce hepsini şu günlük sütten şöyle bir karıştıralım tekrardan. Eşit bir şekilde dağıtacağım. Ondan sonracığıma şurada da ev yoğurdu var. Bura dedim ev yoğurdu al. Ben biliyorsunuz ev yoğurdu pek yiyemiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz hazır paketten. Ama şey burada bizim burada çok güzel şeyler satılıyor. Ya, taze yumurtadan tutun her şey. Çocuklara öyle alacağım. Öyle mayalayacağım olmadı. Daha iyi olur onlar için. Şöyle şimdi hepsine bir yaklaşık aynı olacak şekilde sütümü ayraştıracağım. Hepsini ayırdım. Şimdi yaklaşık şu yoğurdumdan biraz böyle tepeleme koyuyorum. Bir kaşık kadar. Belki sonra birazcık daha fazla ekleyebilirim. Şimdi hepsini ekliyorum. Ben bu yoğurt yapma makinesini o kadar uyguna almıştım ki. Ve iyi ki almışım. Şimdi şöyle tamamen ayraştırıyorum. Yaklaşık bir böyle tatlı kaşığı, bebek kaşığı gibi düşünün. Ha, şimdi şöyle şunu içinde şöyle hafifçene karıştırıyorum. Şöyle. Kimisi karıştırmıyor. Öyle de tutuyor ama risk almayalım. Karıştıralım. Şöyle. Bu arada yemek kısmında her şeyim hazır. Sadece ne deniyor ona? Salatamı yapacağım ekstradan. O kadar. Evet. Şimdi makineyi de açalım. Ne oldu anneciğim? Ne açayım? Evet, şimdi çalıştırdım arkadaşlar. 42 derecede 8 saat boyunca böyle kalıyor. Sonrasında buzdolabına kaldırıyorum. Orada da birkaç saat bekletiyorum ve bitmiş oluyor. Bu şekilde yoğurtlarımız hazır oluyor. Evet, şimdi bunu hazırladım. Bir yandan da Burak hurma aldı arkadaşlar. Geçen bütün hurmalarımı yaptım ama biliyorsunuz az vardı. Bir de ona beyaz çikolata aldırttırdım. Bir güzel şunları şimdi tekrardan bir süsleyeceğim. Çünkü bunlar gözüme az geldi. Öyle. Hadi bakalım. Eklere benzeyen hurmalarımla karşınızdayım arkadaşlar.
tatlı olmadılar mı? Hepsini beyaz çikolataya buladım. İçinde fıstık ezmesi ve badem var. Bu sefer badem koydum. Dedim farklılık olsun, madem rengi de farklı. Üstüne de dediğim gibi beyaz çikolata yaptım. Baktım beyaz çikolatadan kaldı. Onu da gıda boyasıyla boyayıp böyle ekler gibi yaptım. Üstüne de fıstık tozu. Çok güzel oldu. İsterseniz süslemede farklı şeyler de yapabilirsiniz ama bunu bu şekilde yapmak istedim. Şimdi iyice donsun. Hepsini teker teker alınca daha güzel bir hal alır. Şu an böyle hepsi karman karışık duruyor. Ama mesela sadece şuna bakın. Oo, çok tatlısın. Evet. Bunlar da böyle halloldu. Soğusun. Sunumluğumu alayım. Size son halini gösteririm. Baba gözler gitti. Yine yap bakayım. Ay be, nasıl da geliyor sana. Bakın hurmalarımın son hali de bu şekilde oldu. O kadar beğendim ki şöyle fanusun kapağını da koyalım. Evet. Şimdi birazdan iftarımız olacak. Size masanın son halini evet, göstereyim. Arkadaşlar bakın soframızın son hali bu şekilde. Şöyle hurmalarımız da burada. Çok çok güzel oldu. Şimdi birazdan yemeği de göstereceğim. Biz artık iftarımızı yapacağız.